Ege Belediyeler Birliği'nin 2024 yılı meclis toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de Ege Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısına katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek başkanlığa aday olarak gösterilmişlerdir. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile üye il ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın verdiği önergeyle Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'na aday gösterildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek başkanlığa aday olarak gösterilmişlerdir. Başkanım buradayız. Yapılan oylama sonucunda Başkan Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği'nin oy birliğiyle yeni başkanı oldu. Birlik başkanlığımıza seçilmiştir. Tebrik ediyorum. Buyurun başkanım. Başkan vekilliklerine ise Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ile Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya seçildi. Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açılış konuşmasında Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i tebrik etti. Bugün seçtiğimiz yeni başkanımızı, Ege Belediyeler Birliği Başkanımızı, başkan vekillerimizi, divan katiplerimizi ve encümen üyelerimizi seçilmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemin onlar için, bizler için, hepimiz için başarılarla dolu olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu dönem dayanışma içerisinde çalışarak zorlukları aşacağımız bir dönem. Ferdi Başkanımı tekrar tebrik ediyorum. Tüm değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, oylama sonrasında yaptığı konuşmada parti ayrımı yapmadan çalışacaklarını ifade etti. Bizler hangi partiye oy vermiş olursa olsun milyonlarca vatandaşımızın görev ve sorumluluk bilincinde o yüzden dolayı buradayız. Bu sorumluluklarla daha güçlü birliktelikleri sağlamalıyız. Kutuplaşma, çatışma ve ayrışma yerine uzlaşı, beraberlik ve işbirliğini hayata geçirmek zorundayız. Yerel seçim sonucunda da anlaşıldığı üzerine vatandaşın en büyük talebi ve mesajı bu olmuştur. Ekonomik krizin, hayat pahalılığının, yoksulluğun her geçen gün derinleştiği bu ortamda bizlere düşen can yakıcı sorunları gidermek için zaman kaybetmeden çalışmak olacaktır. Halkın refahını, özgürlüğünü, mutluluğunu arttırmayı merkez alan yeni bir siyaset dilini geliştirmek zorundayız. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir demokrasi ve sürdürülebilir özgürlükleri inşa etmemiz gerekiyor. Bizler yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımızın bu taleplerini en hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirecek konumlardayız. Bunun için öncelikle biz belediye başkanlarının birlikte ve uyum içinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Ege gibi ülkenin göz bebeği bir bölgede kıymetli üyelerimizin değerli oylarıyla göreve gelmek beni son derece mutlu ediyor. Bu sorumlulukla acilen siyasi parti ayırt etmeksizin bütün üye belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Onların sorunlarına yakından ilgileneceğiz. Halkın önemli sorunlarını çözmek için yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında işbirliğini ortaklaşa sağlayacağız. Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, şehirlerimizin sorunlarını en etkili ve hızlı şekilde çözebilmenin başka bir yolu yoktur. Başkan Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği'nde geçmişin tecrübesini, bugünün çalışma ve sorun çözme iradesini, geleceğin vizyonuyla bir arada bulunduracaklarını söyledi. Bu nedenle kapsayıcı olacağız. Bu nedenle partizanlık ya da bölgecilik yapmayacağız. Bu nedenle kısır tartışmalara girmeyeceğiz. Bu nedenle
gündelik siyasi hesaplara kapılmayacağız. Bu nedenle eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışacağız. Başkan Zeyrek konuşmasının son bölümünde Ege Belediyeler Birliği olarak yapmayı planladıkları çalışmaların konu başlıklarını sıralayarak kendisini destekleyen birlik üyelerine teşekkür etti. Yerel yöneticiler olarak kentimizin farklı da olsa ortak sorunlarımız bulunuyor. Doğal afetler ve afetlere dirençli kentler, iklim krizi, çevresel değişim ve dönüşüm, tarım, hayvancılık, sağlıklı gıdaya ulaşım, göç hareketliliği, ulaşımdaki yolsuzluklar, sosyal belediyecilik ve birçok daha başlıkta sayabileceğimiz her gün karşı karşıya kaldığımız sorunlarımız var. Tek başına başa çıkmakta zorlanacağımız ancak bir araya geldiğimizde rahatlıkla üstünden gelebileceğimiz sorunlar bunlardır. Bizler bu bilinçle ve duyguyla çalışacak, daha güçlü, daha etkili, daha yetkin belediyeler birliğini hep birlikte hayata geçireceğiz. Görev alsın almasın, tüm üyelerimizle bu sürece omuz omuza olacağız, kol kola olacağız ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Beni bu göreve layık gören kıymetli üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha güzel yarınlara birlikte yürümek umuduyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Birinci Başkan Vekilliğine Denizli Hacı Payam Bey.